muhteşem dır demek. Ne kadar yanlışsa her ihtişamın içinde böyle şeyler olabilir. Biz muhteşem değildik demek o kadar da o kadar her saçmadır. Her ihtişamın içinde böyle kardeşim, devirler biz olabilir. Biz 1000 sene burada kaldıksa... Bu burada olurken orada da başka bir şey oluyor. Biz 1000 sene burada kaldıksa bir şeyimiz var. Ya ben hayır burada anlamadığım bir mantık var. Bu burada varsa öbür tarafta da başka bir şey var 200 kilometre ötede. Yani burada bu olay var. Yani söylüyorum. Tamam 200 kilometre. Yani niye utansın ki herif? Burada bu var, orada o var. Yani ikisi de zaten koyar ortaya. Bunu yapmışlar. Yapılacak iş kardeşim. Bu oturursunuz, okursunuz. Adam yani gibi tarihçi olacak. Tarihçi dediğin adamlar yalnız bu adamların ilgili belgelerini Londra, Paris bilmem nerede okurlar. Hollandalılarınkini okurlar hatta. Okumayanları da. Bizim okumamız. Hayır lazım. Gidip orada okursun onu diyorum. Evet. Okumadan yazanları da ister bizimki olsun ister onunki tenkit edersin. Fakat bir şeye daha dönelim. Yani, bak demin biz bir şey söyledik Murat gelmeden. Evet. Türkiye'de ben dedim üniversite yok. Şimdi Murat ne dedi? 100 tane bilmem ne kadar inkılap tarihi bilmem ne tarihi kürsüsü var. Hocam insanlara iş buluyorlar. Hiçbir halt etmiyorlar. Ha yani. Sen de kimin kabahati? 1983'ten sonra ama herkese inkılap tarihi. Klasik tarihi beceremeyen oraya postalanıyor. Kime? Orta moda var. İmtihanlarda asistanlık imtihanında klasik tarihten çaktı. Hadi inkılap tarihçisi olsun diyorlar. Bu. Yani 100 tane bölümü niye açmışlar? Açılmıyor. O ayrı bir şey değil. Ama böyle yani biz işgali yazmaktan, çalışmaktan utanıyor akademisyen arkadaşım. Ben hiç şey öyle bir teze katılmıyorum. Utanmadan tez evvel... Tez değil benim ya o konuşmaları. Utanmadan ben evvel tezde... adamların hiçbir şey okuyacak bence, hali yok. Bence ben tembelliği utanmadan daha önce tembelliği öyle çıkıyorum ben. Adamın okuması lazım. Bu tembellik mevzu. Bu bir kere çok büyük kültür istiyor. O da nedir biliyor musun? Şuraya gelen adamların ordu düzenine, devlet düzenine, politikasına, bunun Lloyd George'la çatışması ne? Harrington'ın, bilimlerinin, evet. De Robek denen herifin. Öbür tarafta Fransızların katakullilerine, kendi problemlerine, İtalya ne? Bu Risorgimento arşivine kadar götürür adamı. Ve o dünyayı bilmek lazım. Yani 1920'lerin Avrupa'sını burada hangi tarihçi bilecek bir takım? Ben bilen bir kişi biliyorum. Ben bilen bir kişi biliyorum. Sen varsın başka da yok. O milletlere soğuk o şey o konuya. Ya bunu anlamak sosyal için. Sosyal hayat, İstanbul'un sosyal hayatı. Kardeşim bu buraya girmiş. O zaman seninle bakıp yazamaz ki zaten bunu. Efendim, bir sen yazarsın. Kim yazacak? Hayır ben yazarım değil. Bunu yazacak adam yazmış. Şimdi böyle kalkıp bir tez doğru değil. Utanıyorsun. Utanmasan olacak. Ayrıca Türkiye'de utanma denen olay çoktan kalkmış. Ya, yaptığımız yapmadığımız yapmış. O ayrı, o ayrı. O ayrı yani bir şey. O başka bir hariciye evrakı, işgal yıllarındaki... Harici evrakını okumak şey çünkü çok zor. O kadar bir çok bir dakika ortada bir gözlem var. Siyakatla ilgisi yok. Sadece olmadı önemli. Şey okuyor Sinan Kuneral çünkü okuyor. Türkçe yahu okuyor. Türkçe. Hepsi Türkçe değil efendim. Bir sürü efendim çalıştığım gördüğüm şeyi söylüyorum. Nereden gördüğün de var. Arşivdeki harici evrakındaki işgal yazışmaları. Harici evrakı iki dilde üç dilde gider. Kusura bakma Allah Allah. Yani gördüğüm okumuşum. Ben de gördüm kardeşim. Hayır efendim hariciye çünkü orada liyazon ofisi gibi. Bağlantı kuruyor. Tamam canım. İşgal abi. Hariciye yazıyor. Evet. Hariciye. Evet. Türkçe'ye çeviriyor onu. Aynen. Evet. Ve dahiliyeye gönderiyor, emniyete gönderiyor, bilmem neye gönderiyor. Hariciye karar vermiyor o konuda. Hariciye Ahmetçi. Evet. Geldi gitti işi yapıyor. Fakat bir dakika. Hepsi burada Türkçe gözlem şu. Evet. Bu yapılmamış. Yapılmamış. Yani, adam gibi incelenmemiş. Yani Murat doğru söylüyor. Sadece olmaktan doğru şu kadar Celal'cığım böyle bir şey çıkar. Evet. Ona yani fakat bu bakın, bizim söylediğimiz bir şey yani. Şimdi bunun başka bir şey var. Böyle utanıyorduk, yazmıyorduk. Niye utansın adam? Yani ben anlamıyorum. Böyle bir şey olmaz. Yani burada utanacak bir şey varsa öbür tarafta yok. Doğru. Sonra bu öbür şehirde tarafta. Bu varsa utanacak şey. Ankara'da öbür mahallede var. De utanacak yok. Niye belki yok? Şişli'de bazı insanlar Johnny'lerle kırıştırabilirler. Ama Kumkapı'da da herif silah kaçırıyor. Benim dedem Johnny'lerle kırıştırmış. Laf yani. Bunlar bu şey değil. Utanmak konusu bunlar... Johnny'ler meselesi değil. İstanbul'un evet. işgal edilmiş olması. İşgal edilmiş olması, yenilmemiz.
Canım ya, efendim niye utanmasın, işgal edildikler hüzünle karşılar. Peki. Hayır haklı değil, böyle bir motivasyon olmaz kardeşim, ne diyorsun yani, ben anlamadım seni. Ya tarihçilerle konuşunca yapamıyoruz diyor. Yapamıyoruz diye bir tanesi sana bir makale yazdı, ata diyor, beyaz ata diyor, beyaz at diyorsunuz, beyaz at değil diyor, at hepiniz yalan söylüyorsunuz diyor, sayım dökmüş. Yani burada utanan falan adamın yok. Bu utanan var. Adamın yazdığı adamın makale de değil yahu. Bu. Ha? Fotoğrafa beyaz at. Efendim beyaz at diyorsun, bir resmini de o koymuş. Doğru at mı ne? Şimdi mesele o değil. Bunu yazan bir adam oturup dökmüş böyle. Hepsi yalan kimin söylüyor. Kimin atını diyorsun? Efendim? Kimin atını diyorsun? Fransa Depre'nin. Fransa Depre'nin fotoğrafı beyaz. Efendim bir tanesini de ben gördüm. Doğru gösteriyorlar. Fotoğraf hatası. Renkli fotoğraf yok. Bir şey yok. Belki beni ilgilendirmiyor. Fransa Depre 1936'da. Efendim ben Fransa Depre'nin atını bırak. Şimdi adam diyor ki. Hayır, başka bu böyle... bir şey söyleyeceğim. Siz diyor bu at üzerine ve bu giriş üzerine 5000 tane yalan söylüyorsunuz. Ya bu ilim diyor. Mi Allah aşkına, atı tartışıyorlar. Tamam, bunun tartışıldığı yerde kimse adam utanmıyor demek ki. Adam bunlarla uğraşacağına Fransa Depre'nin gider evrakını yayınlar. Fransa Depre 1936'da İstanbul'a gelmiştir. Gelir. Bizim hükümet... özür dilerim, bu tartışmayı kesebilir miyiz? Evet, tamam. Yani dışarıdan geldi, şimdi ortalığı olmadı şeyler. Ben de rüçhan hakkı var. Kusura bakma buna. Rüçhanını bilmem, malumu ilamla lütfen gece yarısını işgal etme. Bu malumu ilamdır. Yazılmıyor. Bizde yazılmıyor. Yazılmıyor. Bizde şimdi yani, bizde İstanbul'u doğru konuşalım. Efendim bizde de hiç şehircilik yok diye başlayayım. Biz böyle onu şeylerle söylüyorsunuz deminden beri. Deminden beri söylediğim şeyi tekrar. Başka bir bilgim var mı? Bak, Franşet Depre, şeyi çok beğendik. Franşet Depre'nin atını tartışacağın o işgüzar. Onu tartışacağız. Evet. Franşet Depre'nin evrakını yayınlasın. Onda başkası atına yayınlasın. Ne olacak ne yapayım yani? Dış kapının mandalı. Diyor evrak ki yayınlasın. Atın üzerindeki günü diyor, böyle diyor, bütün milliyetçiler tekrarlıyor diyor. Tabii yani evrakını yayınlamak daha iyi çok olur. Çok daha önemli. Nasıl? Yani atı tartışıyor. Bu işgüzarlıktır. Evet, fakat bakın biz tekrar biz başa... Biz de o işgüzarlığa düşmeli bize... Bir dakika, bir başa dönelim. Yani burada ben her ikisinin de söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Bizde adam gibi tarihçilik yok. Yok tabii, niye bütün olsun? Bütün sıkıntı burada. Niye adam olsun gibi yani? Ne var? Niye olsun? Ha niye olsun adam yani gibi kardeşim? Niye yok. Ha ama niye olsun ama o, yani? Haklısın. Üniversite ha, yok. Ha niye olsun? Üniversiteyle ilgisi kültür yok. Kültür de yok. Üniversite dediğin ta ilkokuldan başlar, evet, malzemesi. İnsanlar Türkçe bilmiyor. İnsanlar haritaya bakmayı bilmiyor. Doğru. İnsanlar doğru hiçbir şey bilmiyor. Evet. İşte İnsanların zekaları da telef ediliyor. Evet. Telef edilmeyen zekalar olsa, insanlara şey yapılsa, bu dediğin arşivleri falan okurlar çıkar. Yavaş yavaş çıkması da gene son yıllardaki toparlanma. Siz en büyük tarihçimizin, Osmanlı tarihçimizin Puglia eyaletini ısrarla polio yazdığını biliyor musun? Yani gavurca haritaya bakmamış adam. Polio diye yazıyor kim, ya kim adam. Bu? Kim olacak ya en büyük tarihçi? Uzun Çarşılı. Uzun Çarşılı. Polio çarşı diye yazıyor. Git bak. Ha? Polio Uzun Çarşılı'nın bir ilk imla hatası Uzun Çarşılı'nın değerini düşürmez. Bak şimdi lafı nereye uzun götürüyor? Çarşı. Uzun Çarşılı'nın yapar değeri düşmez. Hayır yapmaz. Haritaya bakarsın. Haritaya bakarsın. Puglia Puglia'dır. Polio Polio'dur. Bu tenkidi bana Halil Bey de yapmıştı. Haklıydı. Harita yerlerinde isimler yanlış yazılmaz. Yazılmaz. Bakarsın haritaya. Haritasız tarih yazılmıyor. İşte bu kadar eserde bir kelime olur. Vallahi o abi kadar keserde bir kelime değil. Tarih. Okursan daha çıkar. Boş ver. Şimdi böyle ya laflar söylemek için çıkma. Bu hoş bir şey değil. Ya, ben bunu tatmin etmiyorum. Ama yanlış baba. Ya böyle şey olur mu ya? Geliyor adam bu kadar şeyde diyor. Bir kelime hata çıkar. Lan adam coğrafya ismini yanlış yazıyor. Bu bir yanlışlık yani. Yani Türklerin Ankara-Meydan Savaşı tarihi de yanlış. Coğrafyayla ilgisi olmadığı bir şey. Ama Murat'a göre şöyle. Uzun Çarşılı'yı sevdiği için bir tane çıkar. Hayır, sevmediği bir olsa falan değil. Tanımamış, görmüş. Hayır yani. Zaten nasıl? Ne sevecek? Pardon? Pardon. Nereden göreceksin pardon sen adamı? Peki gördün, ne oldu? 18-19 yaşındaydım. Tamam, adam da 95 yaşındaydı. Aile bir ihtimal sana selam bile. Arşivde öldü. Ülke Hanım götürürken herkesi öldü. Herkesi bütün taşıyor. Allah öyle bir ölüm nasip etsin. Evet, arşive öyle kimseyi sokmazlardı. Etsin. Kapatılırdı ora. Çalışırdı. O kadarını gördük. Yaşın müsait. İşte ondan sonra senin gibi adama da yani küçümsemek için demiyorum. Tıfılsın. Selam bile verip almaz adam. Yani ne gördün?
gördüğünde ne oldu? E tabii canım Allah aşkına. Murat Bardak için gidiyor. 18 yaşında 18 tutuyor mu bilmiyorum. Çünkü adam 95 yaşında öldü. Ben. Eski ha? Türkçe ya istikbalin büyük ümidi diye imzalı kitabı. E aferin çok iyi. Kendin de mesele. Hadi artık gece oldu. Uzun. Gidelim bu saatten sonra. Gitmeyelim. Çünkü bu sabah da şey oldu. Hava meydanında Ankara'da polisin biri ukalalık yaptı. Kızdırdı bunu. Kızdırdı. Bana bir yüzbaşı refakat ediyordu. Hassaten ona çemkirdi. Ben de orduyu pek sevmiyorsunuz. Sevseniz iyi olur dedim. Adam daha fazla delirdi. Akşama da seni gördüm. Bir cephe şey halinde gidiyorlar bunlar. Bir cephe halinde gidiyorlar. Hocam birisi, birisi ısrarla şunu söylüyor. Ha, İbn Sina, Gazali, Farabi evet. ve Biruni. Bunlar Türk müdür değil midir diyor. Farabi'ye birisi işte demin kavga ediyordunuz Türk. Yalnız Farabi affedersin Türk tabii Türk'te. Yani Türkçe hiçbir eseri yok. Yok. Ve yetiştiği muhitte Arapça Hacik. Konuşulan İbn Sina, bir muhit. İbn Sina İrani zaten. Tacik. Tacik de denmez ona. O öyle zaman mi? Dari hepsi. Biruni de Türk olduğu şu. Zaten yani adam Türkçe bir şey yazmış. Yazmamış hiçbir yazmış. Efendim Nizami Türk. Evet Türk ama Türk şairi değil. Bunu oradakiler söylüyor. Çünkü bir beyti yok Türkçe yani. Bunlar tartışılacak şeyler değil. Ayıp da değil yani. Orta çağın alimi herkesin anlayacağı bir dille yazar. Bu kadar açık. Bugün bile hepiniz İngilizce yazıyorsunuz. Peki yine çok sorulan bir soruyu hemen size etmek istiyorum. Murat Bey de belki buna cevap verir ama inşallah kavga çıkmaz yine. 1926... Ben bu tip genellemelerin pek bir işe yaradığını o sağ tarafından kalkmış bugün. Sağ tarafından değil, solumdan kalktım. Böyle evim bizde tarih yazmıyor, utanıyor bunu. Bu kusura bakma öğretmen lafıdır. Bundan ben teşhis öğretmen olmadı. Değilim. Historiyo kavga değilsen niye söylüyorsun? Korkuyorum, kavga etmeyin. Hayır efendim. Program bitsin ben sizi kavga değildir. Ettireceğim bu merak etmeyin. Bu teşhis değildir. Bu teşhis değil. Böyle teşhisler olmaz. Teşhis demiyorum söylüyorlar. Hayır kim söylüyor canım onu bir takım çağırdın. Adamlar söylüyor. Bu kadar değil bunlar. Bırak. Jeolog değil ki. Ya dur sus. Ben önce susuyorum zaten. Bak çomağını sakladı vallahi. Bu jeolojiden anlamaz onu biliyorsun. İlber abi. Neden?